Arkadaşlar herkese merhaba, günaydın. Volkan Manav ben. Günaydın dememden anladığınız üzere bugün bir pil testiyle karşınızda olacağım yine. LG Vion şu an elimizde ve LG Vion'un pil testi yapacağız. Sabah saat 7:20 geçe ben bu telefonu şarjdan çektim. 7:30 civarında Asildora, oğlum, telefonu aldı ve oynamaya başladı. 40 dakika telefonda oynadı. Saat 8:10 geçe telefonu elinden aldım. Şu an saatlerimiz 09 ve telefonun, hemen bakayım, yanlış da bir şey, %91 seviyesinde şarjı var. Devam ediyor testimiz. Sabah saat 7:30 itibariyle testimize başladık. Gün içinde telefonu ne kadar, nasıl kullandığımızı size anlatacağım. Neler yaptığımızı anlatacağım ve pil testini ortaya çıkartacağız. Gerçekten ne kadar pili gidiyor telefonun, bunu hep beraber göreceğiz. 5.7 inçlik ve yukarıda da biliyorsunuz bir ekran daha var. Bu ekranlar arasındaki işte optimizasyonlar, şunlar bunlar, hepsini değerlendireceğiz ve pil testini gerçek kullanım pil testi olarak sizlere sunacağız. Bu süre zarfı içinde tüm senkronizasyonlar açık, 3G senkronizasyon açık özellikle. Facebook, Twitter, maillerimiz gelecek, bunlara bakacağız, telefonla konuşacağız, oyun oynayacağız, video izleyeceğiz. Bakalım gün içine ne kadar bir performans gösterecek pil, hep beraber bunu göreceğiz. Öğlenleyin bir daha sizinle buluşuruz. Akşamüstü bir daha buluşuruz ve eğer pil gücü kalırsa yeterli miktarda gece de bir tane pil çekeriz. Size en doğru şekilde pil testini, LG Vion'un pil kapasite testini sunmak istiyorum. Bakalım bu noktada neler sunabilecek LG Vion bize. Bunu benchmark testine yaptırmak yerine bu tarz testlerin daha doğru ve daha güvenilir olabileceğini düşündüğüm için bu yola her zaman tercih ediyorum. Şimdi hoşçakalın. Dediğim gibi öğlenleyin tekrar görüşürüz. Bakalım pilimiz ne kadar kalmış. Şu anda saat 09 itibariyle %91 seviyesinde pilimiz var. Bakalım öğleye kadar telefon neler yapacağız, nasıl kullanacağız. Daha sonra tekrar sizinle görüşürüz. Şimdi arkadaşlar tekrar merhaba. LG Vion'a biliyorsunuz pil testi yapıyoruz ve pil testi devam ediyor. Şu an saatlerimiz 12:33. Telefonun %57 pili kaldı. Aşağı yukarı 5 saatlik bir dilimden bahsedebiliriz. Telefonu kullanıyoruz 5 saatten beri ve bu 5 saatten beri telefonun %43 seviyesinde pili azaldı. Peki bu sürede ne yaptın derseniz hemen söyleyeyim. 40 dakika oyun oynadık telefonda. 10 dakika maillerime baktım. Toplamda 22 dakika görüşme yaptım bu süre zarfı içinde. 12 dakikalık bir YouTube videosu izledim. 15 dakika sosyal medyada dolaştım ve toplamda 8 tane fotoğraf çektim. Bunlardan bir tanesini de yine sosyal medyada paylaştım. Bu pil gücünün nasıl değerlendirirsiniz bunu bilemiyorum ama şu ana kadar benim gördüğüm, açıkçası söylemek gerekirse, pek tatmin edici değil Vion'un pil performansı. Sabahtan beri dediğim gibi yarı yarıya şarjı bitti. Yani benim tahminim de mesai saatinin sonunda yine bu şekilde kullanmaya devam edersek telefonu, pili muhtemelen %10, %20 seviyelerinde kalacak ve geceyi çıkartamayacak diye düşünüyorum. Bakalım dediğim gibi, ama işte yani belki öğleden sonra farklı bir pil performansı gösterir. Bu konuda da bir şey söyleyemiyorum. Çünkü pil performansları işte %80 ile %60 arası hızlı bir şekilde düşerken tamamen atıyorum bunu, afaki konuşuyorum, %40 ile %20 arası daha az, daha fazla dayanabiliyor diye söyleyeyim size. O yüzden performans testi tam olarak bitmeden bir şey söylemek oldukça güç. Ama diğer telefonlarla, diğer yaptığımız pil testiyle karşılaştığımızda nasıl derseniz, ben biraz pilini beğenmedim LG Vion'un. Bu segmentte bir telefon için pilin bence daha fazla gitmesi gerekiyor. Bu konuda üreticilerin mutlaka bir inovasyon yapmaları gerekiyor. Bakalım nasıl devam edecek pil testi, bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi hoşça kalın. Akşamüstü tekrar bir video çekeceğiz. Telefonu kullanmaya devam edeceğiz. Tabii notunu da almaya devam edeceğiz. Pil performansı ile ilgili en güzel şeyi test bittiğinde söyleyebileceğiz diye düşünüyorum yorumu. Şimdi hoşça kalın. Arkadaşlar şu an LG Vion'a yaptığımız pil testinin sonuna geldik. Saatlerimize hemen bakalım. 16:36 ve %15 pili kaldı telefonun. Şimdi ne yaptım peki öğleden sonra derseniz, hemen öğleden sonra ne yaptığımızı söyleyeyim size. 39 boyunca telefon görüşmesi yaptım, 39 dakika boyunca. Biraz evet fazla telefonla konuştum bugün ya. 12 dakika YouTube videosu izledim. 20 dakika sosyal medyada dolaştım, mesaj açtım. 15 dakikada balon patlatma oyunu oynadım bunda. Çok öyle yüksek grafikli falan filan da bir oyun oynamadım. Bunu da belirteyim size. Peki telefon sabah saat 7:30'da %100 şarjı vardı. Akşam saat 16 itibariyle, 16:30 demiyorum bakın, 16 itibariyle %20 şarjı vardı bu telefonun. Bu süre zarfı içinde, yani sabah saat 7:30'dan akşamüstü saat 16'ya kadar, 8,5 saat içinde ben bu telefonla neler yaptım? Şimdi tek tek söylüyorum size. Totalde 61 dakika telefon görüşmesi yaptım.
24 dakika YouTube videosu izledim. 35 dakika sosyal medyada dolaştım. 55 dakika toplamda oyun oynandı ve bu oyunların hiçbiri dediğim gibi yüksek grafikli, işte Need for Speed gibi falan filan bu tarz oyunlar değildi. FPS oyunları değildi. Basit çocuk oyunlarıydı. Toplamda 10 tane fotoğraf çektim. Bunlardan 2 tanesini sosyal medyada paylaştım. Başka da dediğim gibi bir şey yapmadım telefonda. Saat 16 itibariyle %20 şarjı kaldı bu telefonun. Yani sabah saat 7.30'da evden çıkarsanız eğer telefonunuzu şarj edip %100. Akşam dediğim gibi saat 16 civarlarında telefonunuzu ultra güç tasarruf moduna ya da güç tasarruf modlarını almanız gerekecek. Bunu belirteyim ve onunla da telefonu kullanmaya ne kadar devam edersiniz? Bu da tam bir soru işareti. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ben LG Vion'un evet 3000 mAh bir bataryası var. Fakat bu bataryanın bu ekran için ve bu donanım için yeterli gelmediğini şu an görebiliyorum. Belki Android 6.0 ile birlikte belli optimizasyonlara sahip olacaktır telefon ve bu noktada daha iyi bir pil performansı sağlayabilir, bir şey diyemiyorum bu konuda. Fakat benim şu an görmüş olduğum pil performansı pek yeterli değil. Bunu size söyleyeyim. Telefonla dediğim gibi çok büyük işler yapmadık. Yani sadece işte hepimizin yaptığı işte YouTube'da video izledik. Efendim söyleyeyim bunun yanında sosyal medyada dolaştık, fotoğraf çektik birkaç tane falan filan bunları yaptık. Ama dediğim gibi telefon saat akşam 16 itibariyle %20 şarjı kaldı. Bu süre zarfı içinde tekrar ediyorum söyleyeceğim şeyi. 3G senkronizasyonumuz sürekli açıktı. Ekran parlaklığımız da şeydi, otomatikteydi, otomatik moddaydı. Bunu da belirteyim. Söyleyebileceğim bu arkadaşlar, yani bunun takdirini size bırakıyorum. Benim için sorarsanız bu pil kapasiteli, bu pil güçleri hiçbir üretici için yeterli değil. Artık üreticiler bence çok ciddi anlamda daha inovatif şeylere yönelmeleri lazım. Evet, telefonlar çok güzel. İşte arka tarafında yani arka yapısı, işte parmak izi okuma sensörü, kamerası, önde çift kamerası, ikinci ekranı. Ya gerçekten müthiş inovasyonlar bunlar ama pil tarafında ne sunduğunu üreticiler artık çok İyi farkına varmaları lazım. Daha iyi pil gücü sunan telefonlara ihtiyacımız var. Umarım bunlar gelir. Söyleyebileceğim şey şimdilik bu kadar. LG Vion'un gerçek kullanım pil testini de gerçekleştirmiş olduk. Eğer söyleyecekleriniz varsa, yazacaklarınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen bu videonun altında bizimle paylaşın. Sizlere şimdilik çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.